Eğer hazırsak arkadaşlar başlayabiliriz. Teknik ekip için soruyorum bunu. Tamam mıyız? Peki. Değerli basın mensupları, bugün genel merkezimizde çok kıymetli bir misafirimizi çalışma arkadaşlarıyla beraber ağırladık. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve heyeti bize bir hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Biz biliyorsunuz son iki aydır hemen hemen her gün başka ilde kongrelerdeydik. Daha geçen hafta tamamladık ve hemen bitiminde de bugün pazartesi günü ilk misafirimiz olarak değerli genel başkanı burada misafir ettik. Bu ziyaretler için, nazik ziyaretler için çok çok teşekkür ediyorum kendisine ve çalışma arkadaşlarına. Tabii ülkemizin meseleleri çok. Ülkemizin meseleleriyle alakalı, problemleriyle alakalı görüş alışverişinde bulunduk. Çözüm açısından bir ufuk turu yaptık. İlkeler, değerler açısından bir ufuk turu yaptık. Son derece verimli, faydalı bir görüşme oldu. Ben hemen sözü kıymetli misafirimize Sayın Karamollaoğlu'na vereyim. Buyurun. Efendim ben de teşekkür ediyorum Sayın Babacan'a. Tabii parti kurulduktan sonra aslında daha erkenden gelip tebrik etmek arzu etmiştik ama biraz koronavirüs sebebiyle biraz da şu sıralarda kendilerinin ifade ettiği gibi kuruluş aşamasında çeşitli illerin kongreleri derken biraz zaman uzadı. Genel kongrelerini yapmadan da olsa bu yeni binada kendilerini tebrik etmek için arkadaşlarımızla birlikte geldik. Hüsnü kabul gösterdiler. Teşekkür ediyoruz. Bu yeni kuruluş aşamasında kendilerine başarılar diliyoruz. Ümit ediyoruz ki ülkemizin bugün içinde bulunduğu şartlarda problemlerin çözümüne bir takım katkılarda mutlaka Deva Partisi de bulunur. Biz böyle bir ortamda kendilerini ziyaret etmekten memnunuz. Biraz önce de kendileri ifade ettikleri gibi ülkemizin ve dünyanın son gelişmeleri konusunda çeşitli fikir teatilerinde bulunduk. İnşallah bundan sonra da mutlaka bu ziyaretlerimiz belli aralıklarla, belli zaman aralığıyla devam eder. Konular zuhur ettikçe kanaatlerimizi, düşüncelerimizi birbirimizle paylaşma imkanını buluruz. Sadece bir dostluk ziyaretiydi bugünkü ziyaret. Bunun için ben sözümü burada tamamlıyorum. Sözü Sayın Genel Başkan'a bırakıyorum veya basın mensuplarının soruları olursa onlara da cevap vermeye gayret ederiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sorusu olan arkadaşlar var mı? Buyurun lütfen. Kendinizi de tanıtırsanız bir de soru değerli genel başkanı mı bana mı onu da tamam, söylerseniz tamam. Rudal Televizyonu'ndan Şevket Erki ikinize de sor. Rudal TV'den efendim. Şimdi bu tarz görüşmelerde bizim sorduğumuz iki tane klasik soru var. Birincisi erken seçim sürekli gündemde böyle bir şey konuşuldu mu? İkincisi güçlendirilmiş parlamenter sistem sık sık muhalefet partileri tarafından dillendiriliyor. Bu konuyla ilgili bir istişareniz oldu mu efendim? Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz siz başlayın. Ben peki de yani aslında birinci konu açıkça söyleyelim gündeme de gelmedi ama mutlaka bir takım çalışmalar yapılacak. Daha ileriki aylarda bu konular mutlaka istişare edilecek. Hem siyasi partiler kendi içlerinde hem de bilahare birlikte bu konuları ele alacaklar ama bu sefer erken seçim konusu gündeme gelmedi. Herhalde erken seçimi beklemediğimiz için hiç gündeme gelmedi gibi benim kanaatimi böylece ifade etmiş olayım. Değerli arkadaşlar, biz biliyorsunuz dünkü toplantımızda 24 seçime hazır olmak istiyoruz. Çünkü bunun kararını biz vermiyoruz. Yetki ya Cumhurbaşkanı'nda ya da mecliste biliyorsunuz şu andaki anayasal düzenlemede. Biz kendi iç çalışmalarımızı buna göre götürüyoruz. Parlamenter sistemle ilgili sorunuza gelince bunu daha önce tabii ifade ettik. Türkiye'nin şu anda sorunları gerçekten çok büyük ve daha da büyüyor.
Yani dikkat ederseniz 2018 Haziran'dan bu yana, yani Türkiye bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra, ki bize göre bu sistem bile değil, tam bir sistemsizlik. Ülkenin her alanda sorunları büyüyor. İyiye giden hiçbir şey yok. Yani ekonomiyle ilgili problemleri görüyorsunuz, zaten hissediyorsunuz. Yani işsizlik rekor seviyede, enflasyon, hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Vatandaşlarımız geleceğini göremiyor. Vatandaşlarımız Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili ciddi endişe duyuyor. Bir ümitsizlik iklimi var ülkede. Bunun sebebine biraz inip baktığımızda ülkede güçler ayrımının olmaması, karar mekanizmasının tamamen tek bir kişinin iki dudağın arasına sıkışmış olması, bu büyük ülkenin, bu 84 milyon ülkenin sorunlarına çözüm üretilememesini beraberinde getiriyor. Biz bunun için diyoruz ki mutlaka güçlü bir parlamento, güçlü bir yargı sistemi ile birlikte bu sistemin yeniden tasarlanması gerekiyor. Ve mutlaka denge kontrol sisteminin de iyi kurgulanacağı bir yönetim sisteminin Türkiye'ye artık gelmesi gerekiyor. Bunun için güçler ayrımı önemli. Niye önemli? Çünkü hem parlamentonun hem de yargının yürütme gücü üzerinde, hükümet üzerinde mutlaka bir denetim fonksiyonunun olması lazım. Eğer bu denetim fonksiyonu yoksa orada gerçekten hatalar büyüyor, yanlışlar büyüyor. Ve nihayetinde bunun bedelini de vatandaşlarımız ödüyor. Tabii sistem değiştirmek çok önemli. Sistemin değişmesi, parlamenter sistemi önemsiyoruz. Bunu zaten defalarca ortaya koyduk ama bir o kadar da bu yönetim zihniyetinin de değişmesi gerekiyor. Yani topyekun bir iktidar değişikliği olmadan Türkiye'nin sorunlarının yine sadece sistem değişikliğiyle çözülebileceğini de düşünmüyoruz. Dolayısıyla hem sistemin değişmesi gerekiyor hem de bu yönetim zihniyetinin mutlaka değişmesi gerekiyor. Başka sorusu olan, buyurun lütfen. Seda Akgüz, Ulusal Kanal. Benim sorum Sayın Ali Babacan'a olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte HDP'nin kapatılması tekrar, tartışmalar tekrar başladı. Tabii diğer yandan Başkan Apo'nun heykelini diktireceğiz. PKK terör örgütü değildir diyen ve terör propagandasından 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Selahattin Demirtaş'la ortak görüşünüzün özgürlük olduğunu ifade ettiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii HDP'nin PKK ile olan ilişkisi üzerinden bir kapatma davasına siz nasıl bakarsınız? Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, siyasi partilerle ilgili hukuk süreci tarafsız ve bağımsız yargı tarafından yürütülür. Yoksa diğer siyasi partilerin, genel başkanlarının tek taraflı ifadeleri anlamsızdır. Eğer mesele hukuk çerçevesinde değerlendirecekse bu değerlendirmeyi kimin yapacağı bellidir. Burada şu andaki Türkiye'yi yöneten zihniyetin düşman üretmek üzerinden bu ülkeyi yönetmeye çalıştığını iyi görmemiz gerekiyor. Artık hiçbir konuda başarı üretemeyince, her konuda ülkedeki problemler büyüyünce vatandaşlarımıza daha iyi bir Türkiye, daha güzel yarınlarda vaat edemeyince dönüp dolaşıp bir düşman arayışı başlıyor. Ve düşmanlar bazen içeride oluyor, bazen dışarıda oluyor. Ama sürekli dikkat edin, her hafta, her ay bir düşman gündemi mutlaka ortaya atılıyor. Karşıtlıklar üzerinden bir siyaset üretiliyor. Şu anda hem iktidarın büyük ortağını hem de diğer ortaklarını buradan bir kere daha ben çağrı yapmak istiyorum. Şu ülkenin sorunlarını bir an önce çözün. Bak, insanlar işsiz. Gençlerimiz artık kendi yarınlarını başka ülkelerde aramaya başladı. Esnafımız kepenk indirmeye başladı. Binlerce, on binlerce esnafımız çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Dolayısıyla bu ülkenin problemleri büyük. Bu ülkenin bu derin problemlerini, halkımızın yaşadığı derin problemleri hamasetle başka konuları gündeme getirerek örtemezsiniz. Yani hangi gündemi ortaya atarsanız atın, bu ülkenin sorunları büyüyor. Tipiktir. Bu tür rejimlerde çok tipiktir bunlar. Yani beceremezler, yapamazlar, bir başarı üretemezler. Arkasından suçlu ararlar veya düşman ararlar, ilgiyi başka noktaya çekmeye çalışırlar. Kaldı ki şu anda baktığımızda Türkiye'de biz demokrasiyi çok önemsiyoruz. Evet, özgürlükleri çok önemsiyoruz. Bazılarının özgürlükler işine gelmese de biz özgürlükleri çok önemsiyoruz. İfade özgürlüğü başta olmak üzere, ki partimizin birinci bölümü, birinci sayfası ifade özgürlüğüdür. Kim ne derse desin, ifade özgürlüğünü çok önemsiyoruz. Ve işlerine gelmeyenlere de çağrı yapıyoruz. Temel ilkeleri şöyle bir gözden geçirsinler. Bu ülkeyi susturamazsınız.
bu ülke artık korkmuyor. Bu ülkeyi susturarak bir yere varamazsınız. Dolayısıyla biz özgürlük dedikçe korkuyorlar. Bunun farkındayız. Ama biz artık milletimize korkmayın diyoruz. Korkması gerekenler belli. Buyurun lütfen. Benim iki sorum var. İlk sorum her iki genel başkana da olacak. Yarın asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını yapacak. Son beklentileriniz neler? Diğer soru da Sayın Babacan olacak. Bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hem partinize hem de Gelecek Partisi'ne yönelik bazı söylemleri oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Evet. Yani asgari ücretle ilgili biz görüşümüzü geçmişte arz ettik kamuoyuna. Bir şeyin yanlış olduğunu ısrarla söylüyorum. O da asgari ücretin sürekli olarak açlık sınırı civarında görüşülmesi. Maalesef sendikalar da bu civarda bu görüşmelerin yapılmasına itiraz etmiyorlar bugüne kadar. Belki abartmamak için ama bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani asgari ücret bir ülkede açlık sınırında olmamalı. Onun üstünde olmalı mutlaka. Limit neresidir derseniz, limit yoksulluk sınırı olması icap eder. Ama bazıları bunu çarpıtarak hemen bu toplu sözleşmede sanki bu rakamın verilmesi icap eder gibi bir netice çıkarmaya kalkmışlar. Öyle demedim ben. Hedef bu olmalı. Belli bir süre içinde 10 sene hatta 15 senede de olsa eşel mobil sistemiyle yani her sene enflasyonun üstünde bir zam yapılarak asgari ücrete bu hedef yakalanmalı. Dediğim gibi 10 belki 15 sene belki biraz daha uzun sürebilir daha düşük tutarsanız. Bunun sağlanması mutlaka hem asgari ücretle çalışanlara hem de Türk ekonomisine katkı sağlar. Çünkü pazar ancak alım gücü artan bir toplumla zenginleşir, gelişir. Bu sefer ne olması icap eder denildiğinde de eğer asgari ücret üzerinde vergiler ve ödenen diğer primler kalkarsa kendiliğinden bu ücret 3000 liraya yaklaşıyor. Ama bu yeter mi? Hayır. Onun üzerinde de aslında mutlaka hiç olmasa yine enflasyonun üzerinde %7 civarında bir zamın yapılması faydalı olur. Aslında gereklidir. Buradan çıkacak rakamı sizler kendiniz belirleyin. Yani bu 3500 de olur. 3400'de, 3600'de tam olarak rakamı söylemeyi doğru bulmuyorum. Afaki olmasın diye. Ama böyle bir adım ileriki yıllarda da takip edilirse 10-15 sene sonra asgari ücretin yoksulluk sınırına gelmesi sağlanır diye düşünüyorum. Ümit ederim ki Sayın Bakan'ın bugün basına yansıyan düşünceleri asgari ücretin tespitinde temel kriter olmaz. Çünkü Sayın Bakan Türkiye'de yoksulluğun olmadığını, hamdolsun bütün bu problemlerin üstesinden gelindiğini ifade etti. Yani nerede yaşıyor? Ben anlayamadım. Türkiye'de ise bunu bilmemesi, görmemesi, anlamaması mümkün değil. Bundan dolayı inşallah mantık yarınki görüşmelerde açıklanacak rakamın biraz farklı olacağını bize gösterir diye ümit ediyorum. Sözümü bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz şu anda ülkemizde ben çalışıyorum, işim var diyen vatandaşlarımızın yarıya yakını asgari ücretle geçiniyor şu anda. Dolayısıyla asgari ücret rakamı önemli ve bunu nihayetinde belirleyen hükümet. Hükümet belirliyor ama ödemeyi işveren yapıyor. Öyle de bir önemli detay var burada. Şimdi baktığımızda
asgari ücretin şu andaki seviyesinin artık insanca yaşanılabilir bir seviyenin çok çok altında kaldığını, hatta açlık sınırının dahi altında kaldığını görüyoruz. Peki burada ne yapılması lazım? Burada tabii enflasyon artı bir de refah payı, hep bu artışlarda bu düşünülür. Fakat enflasyon hangi enflasyon? Yani eğer şu anda TÜİK'in açıkladığı enflasyona bakacak olursanız, işte %10 küsur açıklıyor hala TÜİK. Ben şu son 2 ayda tam 41 ilimizi ziyaret ettim. Her ilde de istisnasız çarşı pazar dolaştım. Esnafımıza sordum. Alıp sattığım malı fiyatı geçen sene kaçaydı, bu sene kaçaydı diye. Üründen ürüne değişiyor. %30 diyen var, %40 diyen var, %50 diyen var. Gerçek çarşı pazar enflasyonu bu. Dolayısıyla bu değerlendirmelerde TÜİK'in açıkladığı rakamlar değil, gerçek enflasyon ve gerçek hayat pahalılığı dikkate mutlaka alınmalı. Bunu sistem olarak biz buradan tekrar vurgulamakta büyük fayda görüyoruz. Şimdi diğer konu, ikinci sorunuzu ben tekrar alayım. Evet. Şimdi dün mecliste, dün mevsim günü bütçe görüşmelerinde Sayın Bakan'ın bazı ifadeleri olmuş. Bana daha sonra arkadaşlar gösterdiler. Çünkü normalde günlük takip ettiğimiz bir konu değil, bir kişi değil. Şimdi şöyle görüyoruz açıkçası. Söylemler, ifadeler tamam. Ama öncelikle orası meclis kürsüsü. Yani meclis kürsüsünde alışık olmadığımız bir üslup gördük gerçekten. Ben hep söylüyorum. Yani tiyatro önemli bir sanat alanı. Kuşkusuz sanatçılarımız o sanatlarını kendi mecralarında icra ederler. Çok da önemlidir. Ama siyasetin sahici bir şey olması lazım. Ve ben hep şuna dikkat ediyorum. Yani siyasetteki insanların, siyasetçi olduğunu söyleyen insanların daha önce neler söylediklerine bakıyorum. Bugün neler söylediklerine ve neler yaptıklarına bakıyorum. Ve eğer çok sık böyle hat değişimi varsa, çok sık zikzaklar varsa bugünkü ifadeler üzerinde çok durulması gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bugünkü ifadeler böyle olur. Yarın başka bir konjonktürde bambaşka ifadeler de gelebilir. Dolayısıyla üzerinde yorum yapmaya değer bir konu olarak görmüyorum. Bizim tutumumuz, çizgimiz çok açık. Yani bizde zikzak yok, bizde U dönüşü yok. Biz 20 sene önce ne söylüyorsak bugün hala ilkeler ve değerler anlamında aynı noktadayız. Hiçbir değişiklik yok. Dolayısıyla ilkeler ve değerler bazında her an her şeyi konuşabiliriz. Ama eğer ilke yoksa, ortada bir değer yoksa, zikzak çoksa, o zaman günlük konjonktür ve günlük esen rüzgarlar ve o rüzgarlar karşısında söylenen ifadelerle tutumla ilgili açıkçası söylemeye değer bulmuyorum doğrusu. Evet, başka var mı soru arkadaşlar? Sanırım yok. Peki, katıldığınız için, davetinize icabet ettiğiniz için tekrar tüm değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Yoksa şöyle birbirimiz... Mesafeli maskesiz mi istiyorsunuz? Nasıl istiyorsunuz?